Akbil. Yeşilin ve mavinin kardeşliğinin diyarı. Akbil bir yanını denize, bir yanını dağlara yaslamış iki güzelliği de bir arada bulacağımız şirin illerimizden. Bir kıyı kenti olan Akbil, aynı zamanda da bir sınır kenti. Hopa'da Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan sert sınır kapısı açıldıktan sonra bölgede ticaret canlanmış. Söz konusu olan deniz Karadeniz olunca hamsiyi söylememek olmaz. Yöre halkının başlıca geçim kaynaklarından biri balıkçılık. Karadeniz'in fırçın sularındayız. Gerçekten adını inkar etmiyor bu koskoca deniz. Fırçın kız, sonsuz deniz, Karadeniz. Akbil oldukça şanslı biri. Muhteşem doğasının yanında Karadeniz'e de kıyısı var. Bu nedenle Akbil'de deniz turizminden de yöre halkı geçimini sağlayabiliyor. Karadeniz'in bereketli su. Yalçın dağların doruklarından süzülürken berekete, insana, belki de şiire dönüşen su. Dağlardan aşağı saçlarını savuran şelale sanki az sonra göreceğimiz ortacaların güzelliğini müjdeler gibi. Ortacalarda İkiz Köprü karşılıyor bizi. Karadeniz bölgesinde zaman zaman rastladığımız köprülerden burada yan yana iki köprünün adı İkizce. Çimento yerine yumurta sarısı ve akı kullanılmış yapımında. Yine yollardayız. Muhteşem bir güzellikle karşı karşıyayız. Kaçkar Dağları. Güzelliği dillere destan Kaçkar Dağları. Yazın ortasında karları erimeyecek kadar yüksek Kaçkarlar. Yazın kuru sıcağında kışı özleyenler için bir sığınak sanki. Aynı anda her iki mevsimde yaşanabiliyor. Ve adeta dostçasına birbirine yaslanmışlar Karçal dağlarıyla. Bir gelin gibi süzülen ve güzelliğinin farkında bir genç kız gibi kendine güvenen dost dağların yamaçlarından inince Karstik gölleri görüyoruz. Karadeniz geleneği su burada da çıkıyor karşımıza. Ve su daha da durulaştırıyor sanki bu güzelliği. Bütün bu güzellikleri yalnızca görmek değil, sindirmek gerekiyor. Çünkü her bakışta yeni bir ayrıntı yakalanıyor doğada. Göle yansıyan dağlarsa yaşamın ne kadar yaşanılası olduğunu fark ettiriyor. Doğanın böylesine kardeşliği insanı sorgulatıyor kendine. Kampta bir gece bile olsa konaklayamamanın üzüntüsünü duyarak Çoruh nehrine karışan coşkun bir şelaleyi izliyoruz. Gökyüzünden tane tane düşen karlar suya dönüşerek berekete doğru yol alıyor.
Artvin'i ikiye bölen Çoruh'un deli sularıyla savaş bekliyor bizi. Ragnik. Çoruh Nehri'nin yatağına kafa tutan suları korkutmuyor değil. Ama serüvenci ruhun egemen olduğu insanlar için bu korkunun önemi yok. Onlar için Çoruh'la bu savaşı yapmak önemli. Doğaya isyan bu bir anlamda. Rafting için son hazırlıklar tamamlandı. Ve insana her zaman huzur veren su, bu kez çetin bir savaşa çağırıyor insanı. Ve rafting başlıyor. Çoruh'un bu coşkunluğuna baş gelmek akıl işi değil gibi görünüyor. Çünkü her an yeni bir tehlike. Her an yenebilir Çoruh. Ama ne mümkün vazgeçmek, ne mümkün alıkoymak maceracı Yui. Raftingçiler kayıkları devrilse bile girdikleri savaştan zaferle ayrılmaya karar verdiler. Yıllardır süregelen savaş geleneği bozulmuyor Raftingiz Bolu'yla. Çoruh'ta da bozulmuyor gelenek. Mücadele zaferle sonuçlanacak. Rafting sporunun yerli ve yabancı birçok meraklısı var. Ve Çoruh Nehri'nin akış hızı ve yatağının yapısı raftinge oldukça elverişli. Bugünlük savaşa ara veriliyor. Ateşin çevresinde dinleniyor serüvenci raftingçiler. Artvin'in turizminde de yeri oldukça önemli. Çünkü yörenin folkloru de tanıtılıyor. Rafting iyi bir fırsat bu nedenle. Tulum ezgisiyle kıvraklığın ustaca birleştirilmiş hali Artvin yöresine özgü oynuyor. İzleyen turistler ise oyunculara hayranlığını gizleyemiyor.
Peki bu düğünden sonra yaptığın işlem nedir? Yani düğümü attın şimdi. Molalarda Rastek bölgesine yakın tarihi yerler bir rehber eşliğinde geziliyor. İlk durak Artvin'in Yusufeli ilçesinin Tekkale köyü mezrasında bulunan dört kilise. Yüksek kayalar üzerine kurulan kilise 9. yüzyılda yapılmış. Orta çağın manastır yapısını yansıtması açısından önemli bir yere sahip. Gerçekten de bir kültür mirası bu nedenle. Hemen ardından İşhanı Kilisesi'ne gidiyoruz. Yusufeli Dağ yolu üzerinde bulunan İşhanı Kilisesi'nin ilk yapılaşması 7. yüzyılda başlamış. 9. yüzyılda ise son şeklini almış. Gerçekten bölgenin en önemli yapısı. Hatta Gürcü sanatı açısından incelendiğinde de Gürcülerin yüzyıllar boyunca inşa ettiği en önemli kiliselerden biri burası. Düzgün kesme taş işçiliği, plastik kabartmaları ve freskleri görülmeye değer. Ve üzerinden yüzyıllar geçmiş olmasına karşın nakışlar göz alıcı renklerini yitirmemiş.